Öyle. Şeye mi? Kama mı diyorsun Nihat? Yok. Yılmaz Yazıcıoğlu. Bir. Sizsiniz. Ve misafirlerim ismini. Sen bilgi dilersen mi çıkıyorsun? Lisans. Yüksek lisans herhalde. Ne veriyorsun? Bilişim. Peki ne yapayım? Cahit Soluk. Hı-hı. Sizsiniz. Bu kaset de konuşacak mıyız? Kaseti de değinelim. Peki. Hukuki kız. Sayın seyirciler, güne merhaba. Konuklarımızla devam edecek. Güvenli internet profilleri. Bu uygulama bazıları için sansür, bazıları içinse temiz sanal dünya anlamına geliyor. Peki gerçekte bu iddiaların hangisi doğru? 22 Ağustos tarihinden sonra gerçekten iddia edildiği gibi herkes bir filtre sistemini seçmek zorunda kalacak mı? Standart internet paketinde bulunan DNS ayarları, yani DNS ayarları bu tarihten sonra iptal edilecek mi? Yasaklı siteye girenlere cezai işlem uygulanacak mı? Tüm bu sorulara BTK Başkanı Tayfun Acarer'in verdiği cevap pek tatmin etmiş gibi görünmüyor pek çok kişiyi. Zira büyük bir eylem yapılmaya hazırlanıyor 15 Mayıs Pazar günü. Tüm bunları değerlendireceğiz. Stüdyomda konuklarım var. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Avukat Doktor Cahit Soluk, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ceza hukukçusu Doçent Doktor Yılmaz Yazıcıoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Herkesin kafasına beliren soru işareti şu. Sansür var mı sizce Sayın Soluk? Evet. tabii olayı böyle ortaya koyarsanız pat diye şu var mı bu yok mu şeklinde cevaplamak oldukça zor. Neden zor? Sansür olup olmadığını düşünüyor musunuz? Buna sansür diyebilir miyiz sizce? Şimdi şöyle BTK bir karar aldı Şubat ayında. Ağustos'ta yürürlüğe girecek. ciddi açık noktalar var. Bu açık noktalar karar uygulamaya konulduğunda ortaya çıkacak. Dolayısıyla ondan sonra kesin yorumlar yapılabilir. Bugün için BTK'nın yapmak istediği şu aslında. İnternet düzenleme yapılması gereken bir alan. Dolayısıyla işte çocuklarımızı koruyalım, gençlerimizi koruyalım düşüncesinden hareket ediliyor. İyi bir düşünce. Ama bu karara yansırken çok ciddi boşluklar ben tespit ettim kendi payıma. Ne gibi boşluklar sizin tespitleriniz? Mesela bir çocuk lafı geçiyor. Evet. Nedir bu çocuk? Bilinmiyor. Yani bugün yasalara göre 18 yaşından küçük olan herkes çocuk olarak kabul edilir. Evet. Şimdi 5 yaşındaki ya da 8 yaşındaki çocukla 15 ya da 16-17 yaşındaki bir çocuğu aynı kategoriye koyamazsınız. Buna dönük olarak sizin düzenlemelerinizin farklı olması lazım. Bu bir. İkincisi, işletmecilere inanılmaz bir bürokrasi getiriliyor. Bu hizmet servis sağlayıcılara inanılmaz bir bürokrasi getiriliyor. Bunun altından nasıl kalkılacak bu ciddi bir soru işareti. Kara ve beyaz listeler şeklinde listeler oluşturuluyor. Bu liste oluşturulacak.
Bu listeler acaba nasıl oluşturulacak? Kara nedir, ak nedir? Ak bunu nedir? Bunlar, evet, bunların sınırlarında ciddi sorunlar var. Yani bu listeler oluşturulurken ya da oluşturulacakken acaba işte psikologlara, sosyologlara, hukukçulara vesairelere danışılacak mı? Nasıl olacak bu? Eğer buralarda dikkat edilmezse bu iş sansüre kadar gidebilir. Yani böyle bir potansiyel barındırıyor. Ama bugün için bunu söylemek gerçekten çok erken. Peki, orada bir virgül koyalım. Siz ne dersiniz? İki kelimeyle mi söylememi isterseniz yoksa Cahit Bey gibi açarak mı? İki kelime de söylersem evet sansürdür. Sansürdür diyorsunuz. Peki, o zaman biraz şimdi, açalım. Şimdi ne yapılmaya çalışılıyor? Bir kere söylendiği gibi dünyada devletin interneti bu şekilde formüle ettiği bir sistem yok. Netice itibariyle güvenli internet derken belirli sitelere ulaşılmaması amaçlanıyor insanların. Ve inceledim işte aile paketi, çocuk paketi, ondan sonra yurt içi paketi ve standart paket diye bir paket var. Şimdi aile paketi bakımından sizi sınırlandırıyor. Diyor ki sadece şu şuna gidebilirsiniz. Çocuk paketi bakımından şu şuna bakabilirsiniz. Türkiye paketi bakın, Türkiye'de ancak yerleşik olan sitelere siz ulaşabilirsiniz. Zaten bunu söylediği an, yani sadece şu kitapları görebilirsin, sadece şu gazeteleri okuyabilirsin, sadece şu sinemadaki filmleri seyredersin dediğiniz zaman zaten bunun adı ben sansür dedim ama siz canınız hangi ismi kullanmak istiyorsanız kullanın. Sayın Acarer der ki seçmeli bir şey ne zaman sansür girebilir. O zaman sansür kelimesini yeniden tanımlamak gerekir der. Bir yerde seçmeli sistem varsa ki bunlar seçenekler, bunlardan birini seçecek vatandaş. Hiçbirini seçmezse standart kapsamda kalırsa yani şu anki pozisyonunu hiç değiştirmeye de bilir diyor. Şimdi Sayın zaten bizdeki Türkiye'deki herkes IT uzmanı olduğu için çok güzel söylüyor. Zaten sansür bu şekilde yapılır. Önemli olan insanların bilgi teknolojileri karşısındaki cehaletini kullanmaktır. Eğer zaten bilgi teknolojileri konusunda insanların yüksek bilgiye vakıflarsa bunları engelleme gibi bir şansınız olamaz ki. Belirli yönle zaten o istediği kanalları istediği şekilde kişi kendisi engeller. Gitmesini istemediğini bilir. Yani bugün kaç kişi web proxy nedir, port nedir, hangi kanallara nasıl gidebilir, bir kanal engellendiği zaman diğer taraftan nasıl ulaşılır, IP adresi nedir biliyor. Şimdi bu kadar bilgiye zaten kişi sahipse, bu bilgileri kullanıyorsa biz yüksek... Ama değilse. Zaten olmayanlar bakımından bu söz konusu olabilir. Sizi sizin bilginiz sınırlı insanlar hayatta yönlendirilebilir. Bilgisi açık olan ve her türlü bilgiye sahip olan kişileri siz yönlendiremezsiniz. Onlar kendi yönünü kendileri tercih ederler. Peki şunu soralım hemen. DNS ayarları değiştirilerek farklı sitelere girilebiliyordu. Şu an mevcutta da bunu yapmak YouTube yasaklanmıştı ama farklı bir siteden biz YouTube'a girebiliyorduk değil mi? Biz derken bunu üst düzey bilgisayar kullanıcısından bahsediyorsunuz siz. Peki. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen kişi için YouTube yasaklıydı Türkiye'de. Evet doğru. Genel olarak yasaklıydı aslında. Girmesini bilenler için bir şekilde siteye ulaşmak mümkün olabiliyordu. Şimdi 22 Ağustos itibariyle bu mümkün olacak mı yine diye sorulduğunda yine Sayın Acarer dedi ki şu an mevcuttan hiçbir değişiklik olmayacak. Cezai işlem uygulanması noktasında ne söylemek istersiniz hukuki olarak? Ben bir şey konusunda bir açıklık getirebilir miyim? Şimdi bu dört paket, az önce Yılmaz Hocam anlattı bunları. Bu dört paketten standart paket bugün de yürürlükte olan paket zaten. Siz internet kullanıcısı olarak, bir abone olarak hiç pozisyonunuzu değiştirmek istemiyorsanız o pakettesiniz zaten. Yani tamam. Hiçbir hareket yapmadığınızda standart pakettesiniz. Mevcut mevzuat çerçevesinde ne tür yasaklar varsa, yani bugün de yasak var. Yasak yok diye bir şey yok. Aslında yani her halükarda internet regüle edilmiş durumda. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu paket içerisindesiniz zaten ve olacaksınız. Ama siz benim çocuğum var, aile paketine geçmek istiyorum dediğinizde oradaki seçeneği seçmek durumundasınız. Yani
abone ya da kullanıcı bunu istediği takdirde bu kısıtlayıcı paketlere geçmiş olacak. Evet. Hiçbir hareket yapılmadığında bu, yani bence burada bir miktar bilgi kirliliği var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Standart paket normal bugün de yürürlükte olan pakettir ve kullanıcı herhangi bir davranış içerisine girmediğinde, bir seçime gitmediğinde bu standart pakette kalmaya devam edecek. Çok güzel söylüyorsun Acayet'ciğim. Aile paketinde hangi kanallara gideceğimi devlet mi gösterecek yoksa ben mi seçeceğim? Devlet, ben sana bunları diğer şunları yasaklı sayıyorum ama sen ancak şunları şu gazeteleri okuyabilirsin dediği müddetçe bunun adı sansür demeyelim. Bunun adı kısıtlama diyelim. Evet, bir kısıtlamanın olmadığını söyleyebilmek ya da devlet eliyle ben sana bunları uygun görüyorum. Bunun dışında bir anlam ifade etmez. Hocam işte orada o tabii menfaat çatışması var orada. Yani netice itibariyle aslında bunun yerine ilgililere nasıl kısıtlayabileceğini, hangi sitelerin çocuklar için zararlı olabileceğini, hangi sitelerin aileler için zararlı olabileceğine ilişkin bir yapılanma için ekse daha iyi olurdu. Bunları göstererek olsa kendimi seçsek daha iyi olur. Şurada bulundurulmuş olabilir mi? Ben bir vatandaş gözüyle sormak istiyorum. Şimdi biz teknolojiye birdenbire çok çabuk adapte olan bir millet olduk son zamanlarda. Bir anda her şey gelişti. Bundan 10 yıl öncesine baktığınızda bir cep telefonu dahi görmek sıkıntılı bir süreçken, şimdi herkesin evinde birer bilgisayar var. Ama biz bu teknolojiyi belki teknolojik olarak yakaladık ama zihinsel olarak henüz daha arkadan gelmeler devam ediyor. Orta Anadolu'ya ya da az önce ifade ettiğiniz gibi henüz tam detayını, internetin ne olduğunu bilmeyen bir ailenin çocuğu ben internet istiyorum deyip eve internet bağlandığı zaman, şimdi onun seçeneklerini aile, ebeveynler bilmediği zaman devlet onlara bir seçenek sunmuş oluyor. Sakıncalı sitelere girilmesini engellemek için. Şimdi dilerseniz buna girmeyebiliyorsunuz. Standart paketi seçenek. Sakıncalı siteden kastımız nedir? Çünkü cinsel isim var. Yani evet, nedir? Siyah, bunu sakıncalı, kim bilir? Çocuklar için sakıncalı diyelim. Tamam, bunlar zaten bellidir. Diyelim, müstehcenlik diyelim ki müstehcenliğin tanımını da birazdan yapmak gerekecek. Bunlar zaten yasaklı ve zaten engelli. Gerekecek çünkü müstehcen kelimesinin boyutu kime göre ne ifade ediyor? Soyut bir kavram değil mi sizce müstehcenlik? Müstehcenlik her zaman soyuttur ama müstehcenlikten hukuk anlamında anlamamız gereken nedir? Halkın cinsel duygularını ortaya çıkartmaya yönelik. Peki, görüntüler, hangi eylemler. Halkın cinsel duygularını bu, ne derece boyutu? Burada orta vasıftaki insanları almamız gerekir. Yani bazı kişiler etkilenmeyebilir, bazı kişiler de çok hassas olabilir. O değil, orta düzeydeki bir kişinin cinsel duygularını istismar edecek her türlü görüntü müstehcenlik içindedir. Bunun hukuki tanımını böyle yaparız. Hukuki tanımı. Bu size göre yaparsın. Ve bana göre ve Cahit Herkese B'ye göre değişebilir. Değişen bir şeydir. Her zaman için müstehcenlik değişir. Her toplumdaki toplumlara göre, bulunduğunuz yere göre, koşullara göre, iklime göre değişir. Bu kamu düzeni genel ahlak diye geçer. Yani kamu düzeni kavramı ve genel ahlak kavramı hukukta özellikle tanımlanmamıştır. Bilinçli olarak kaçılmıştır bu tanımlama yapılmaktan. Hocamın da ifade ettiği gibi bu zamana ve mekana göre değişir. Yani bir 10 yıl önceki kamu düzeni ve genel ahlak kavramı ile mesela bir Kürt sorununa Türkiye'nin 10 yıl önceki yaklaşımı ile bugünkü yaklaşımı çok farklıdır. Ve hukuk da bu anlamda kendini yeniler ve günceller. Genel ahlakta da böyledir. Yani bir Avrupa ile bir Türkiye'nin genel ahlak anlayışı aynı olmadığı gibi Türkiye'deki ile bir Arap ülkesine genel ahlak anlayışı da aynı değildir. Dolayısıyla yasa koyucular buradan özellikle kaçınırlar bu kavramları tanımlamaktan. Ve ister istemez soyut genel geçer ifadeler kullanmak durumundasınız. Hocamın dediği gibi işte cinsellik nedir? Ortalama bir kişiyi baz alarak bir takım sonuçlara gitmek durumundasınız. Başka da çareniz yok. Peki. Bu kara ve beyaz listede de aynı durum söz konusu. Tamam, orada bir virgül koyalım. Kısacık bir reklam aramız olacak. Ondan sonra da bu tanımlamaları biraz daha açalım dilerseniz. Bir de yurt dışında bu işler nasıl yürüyor? Bir de yurt dışından çok fazla kınandığımız haberleri var. Yine dün de internet gazeteciliğine ve yazılı basına yansımıştı. Bunlara da biraz değinelim. Kısa bir reklam arasından sonra.
vesaire. Biz sohbetimize burada siz reklamları izlerken de devam ettik sayın seyirciler. Şimdi sizlere de aktaralım kısmen. Yurt dışından epey tepkiler var demiştik. Dün İsviçre bizimle bu 22 Ağustos'taki değişikliklerle ilgili olarak epey bir imalarda bulundu. Bunun dışında farklı ülkelerden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Sansür olarak algılanıyor yurt dışında. Yurt dışında bu işler yurt nasıl? Yurt içinde de böyle algılanıyor. Sakın yanlış anlamayın. Yani ben, az evvel Cahit kardeşim üstü kapalı söyledi. Ben size açık olarak söyledim. Bunun adı resmi olarak sansürdür. Yani başka bir şey değildir. Kamuoyunun belirli yöne hatta kanalize etmek için çok da uygundur. Hani kimler neyi seçiyor, neler yapıyor vesaire. Gerçi isterseniz siz internete girdiğiniz her an hep kayıt altındayız. Hani söyleniyor, kimse izlenmeyecek, kimsenin ne yaptığı organize edilmeyecek vesaire gibi. İnternette bulunduğunuz her an bu internet servis sağlayıcılarındaki loglarda, küçüklerde sizin nereye, hangi saniye, ne şekilde bağlandınız, nereyi izlediniz hepsi kayıtlıdır. O yüzden de genel olarak kamuoyunun belirli yöne kanalize edilmesinden başka bir şey yaramaz. Yurt dışından illaki bize yanlış yapıyorsun demese gerek yok. Biz yurt içinden de yeterince yetişkin hukukçumuz var. Nasıl izah edeceğiz bunu? Yurt dışına mı? Hı hı. Biz kendimizi izah edemeyiz ki bunu yurt dışına izah etmemiz söz konusu olsun. Netice itibariyle bu konuştuğumuz belirli şekilde organize etmektir. Dünyanın neresinde böyle bir yönetmelik peki, çıkartılarak insanlar yönlendirilmiş? Farklı ülkelerde nasıl uygulamalar var? Bu çocukları korumayla ilgili, pornografik yayınlarla ilgili olarak nasıl kontroller söz konusu? Şimdi netice itibariyle küçüğün cinsel istismarından bahsediyoruz. Bizim hukukumuzda da çok ciddi cezalar içermektedir. Yani ceza kanunumuzdaki küçüğün cinsel istismarı 7 yıldan başlar 23 yıla kadar devam eder. Sadece görüntülerden yayınlanmasından, çekilmesinden, o cinsel obje olarak kullanılmasından bahsediyoruz. Yani o yüzden ve dünyada da çok ciddi takip edilmektedir. Küçüğe karşı yapılan cinsel istismar, kaldı ki onun dışında eğer tecavüz veya cinsel saldırıya maruz kalacaksa basit verecek, onun da cezaları çok ciddi ağırdır bizim kanunumuzda. Hatta diğer ülkelerden biraz daha da ağırdır. O yüzden önemli olan böyle bir şey söz konusunda olduğunda bu kanunların uygulanması da Türkiye'de uygulanmaktadır. Yani böyle bir sıkıntımız yok. Hı hı. Şunu burada aklıma geldi, söylemeden geçemeyeceğim. Dediniz ki çocuklara cinsel istismar vesaire. Geçtiğimiz dönemde Kayseri'de ölen 3 çocukla ilgili olarak cinayet gündeme geldiğinde ve çocukların katili bulunduğunda yine kendisinin bilgisayarında farklı farklı sitelerde kendisini farklı isimlerle tanıtmış birçok çocuk yaşta denebilecek kız çocuğunu, erkek çocuğunu kandırarak onlarla bir şekilde temas kurarak farklı yönlere sevk edilmiş ve bunların artık sayısı izah edilemez boyutta Türkiye'de. Ve yine bir pedagog şöyle bir deney yapıyor. Kendisini 12-13 yaşında göstererek farklı çocukların sayfalarında bir ekliyor. Ve 40 tane, bir saat içinde 40 tane cinsel taciz mesajı alıyor. Şimdi bunların denetlenebilirliğini aileler yapamıyor. Peki bu durumda ne önerirdiniz? Ne yapılabilirdi? Şimdi bu söyledikleriniz sizin aslında internetin regüle edilme ihtiyacını gösteriyor. Bu belli bir ölçüde de yapıldı zaten. Bizim 56-51 sayılı bir internet kanunumuz var. Bu kanunda katalog suçlar diye 8 ayrı suç tipi var. Burada pornografi de var. Evet. Terörizm, işte Atatürk'e hakaret gibi bir takım suç tipleri var. Belli bir düzeyde bunlar regüle edilmiş durumda. Şimdi bu BTK'nın işte Şubat'taki yayınladığı ve işte Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan düzenlemesiyle beraber bütün bu tepkiler, yani bu kadar ciddi tepki çekmesinin nedeni acaba bu regülasyon doğru mu yapılıyor diye kamuoyunda bir endişe var. Bu, evet. Bu böyle bir yansıma söz konusu. Yani şurada ben hocamla da mutabık olduğumuzu düşünüyorum. İnternet ayrı bir şeydir ve regüle edilmesine ihtiyaç yoktur gibi bu şekilde düşünceler de var. Yani onu da paylaşayım. Evet. Bu görüşte değilim ben kesinlikle. Çünkü bu bizim hayatımızın bir parçası ve internet üzerinden de çok ciddi suçlar işleniyor. Evet. Mutlaka tabii mutlaka regüle gazetelerin ikinci sayfaları bunlarla dolu. Kesinlikle mutlaka regüle edilmesi gerekiyor. Sizin az önceki verdiğiniz örnekler de bunu gösteriyor zaten. Bütün mesele bu regülasyon çatışan menfaatler var. Yani benim serbestçe haberleşme özgürlüğüm, diğer taraftan da buna karşılık oradaki işlenen suçlar.
Bunu siz öyle bir maksimum, zaten şey budur, kanun yapma sanatı da tam olarak budur. Bu iki menfaati maksimum düzeyde nerede biz buluşturabileceğiz sorusu var. Bu kararla, işte bu kararın bunu buluşturamadığı şekilde ciddi endişeler var şu anda toplumda. Bu burada nedir? Ya işte bu beyaz liste nedir, siyah liste nedir, nereye gidiyoruz gibi ciddi endişeler var. Ve bu işte bu sansüre mi gidiyor bunların diye endişeler var. Bunların netlik kazanması gerekiyor. Evet, bunların netlik kazanması gerekiyor. Burada bir şey gözümüzden kaçmasın. Yanılmıyorsam sorduğunuz soruda bir pedagog ya da bir psikolog belirli kendini küçük olarak tanıttığında 40 kişiden mesaj aldı. Evet. Bunu nasıl engelleriz diye sordunuz. Şimdi tamamıyla katılıyorum. Ama sorudaki gözümüzden kaçmaması gereken adese şu. Şu an yapılan 22 Ağustos'tan sonra yapılan, sizin hangi sitelere ulaşabileceğiniz, yani sizin bilgi kaynaklarınızı devlet düzenleyecek. Halbuki sizin sorduğunuz soruda iletişim var. Yani mesaj var. Mesajı ise devlet, ama o sosyal 22 Ağustos'tan sitelerin alanları önemli değil mi? Şimdi bakın, karıştırmayalım. Hı. Kişi belirli bir forum ortamında ya da ben bu kişiyim diye internete kendisini tanıtıyor. Bunu 22 Ağustos'tan sonra tanıttığında da gene 40 tane alacak. Devlet bunu engelleyemez. Sizin telefon görüşmeleriniz gibidir. Aslında bugün bilgisayarın bize verdiği olanaklardan bir tanesi 21. yüzyılın bilgi çağı olmasındaki en önemli etken olduğu gibi, ikincisi de aslında insanlar arasındaki iletişimi arttırdı. Çok yoğun olarak. Yani bugün cep telefonları ne kadar iletişim arttırdıysa, bilgisayarlar bunu ikiyle katladı. Halbuki bizim küçüklüğümüzde, benim küçüklüğümde biz İstanbul'dan İzmit'i aramak istediğimizde Yıldırım telefon bağlansın da 5 saat sonra görüşelimse, normal telefon da 2 gün sonraya falan, bir gün sonraya gündem. Halbuki bugün yani rüya gibi bir şey. Yani o günde, bir anda bir geçiş oldu. Çok aynen, hızlı geçişler başka bir şey söz konuşuyoruz. Konusu oldu. Evet. Konuştuğumuz iletişim, bu evet. İletişimde bunu engelleyemezsiniz. Yani kişi, bunu nasıl engelliyorsunuz? Güçün cinsel ispatı. Bunu yakaladığınız zaman çok ciddi cezalarla cezalandırarak, yaptırımlara tabi kılarak uygulayabilirsiniz. Toplumda açtığı yaralar ve zararlar uyaracak. O yüzden devletin 22 Ağustos'tan sonra yapmaya çalıştığı sizin bilgi kaynaklarınızı sınırlandırmaktır. Yoksa iletişimimizle alakası yok, onu engelleyemez. Hala küçük de olsa büyük de olsa mesajlaşmaya devam eder. Outlook üzerinden devam eder. Başka diğer denetlenebilirlik aşamasında soru işaretleri var. Buna da değinelim. Yani biz 22 Ağustos'tan sonra şöyle bir kaygı var. Buna da açıklık getirelim. 22 Ağustos'tan sonra her yaptığımız işlem denetlenebilecek, görülebilecek ya da belli şekilde yönlendirilebileceğiz. Buna ne demek istersiniz? Bu soruyu bir daha alabilir miyim? Bundan sonra eğer işte standart paketi seçtik, aile paketini seçtik. Seçmiyorsunuz, seçtik. Standart pakettesiniz zaten. Ha, paketlik, seçiyorsanız aile paketine seçtik, geçiyorsunuz. Diğer tabii. Üç seçeneği seçtik. Aileye geçtiyseniz hocamın dediği kısıtlarla karşı karşıya kalacaksınız. Farklı bir sisteme geçileceği ve artık devlet olarak tabir ediliyor, her şekilde sizi izleyebileceği ortamın oluştuğuna dair. O bugün de geçerli. Bugün de geçerli. Yarın olacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Ekstra o bugün farklı de bir denetim mekanizması mı işleyecek? Hayır, sadece yok. Siz kendi kendinize bir konuda eksik kalarak diyeceksiniz ki devlete, ben aile paketini seçiyorum, ben çocuk paketini seçiyorum, ben yurt içi, bakın çok basit, ben yurt içi paketini seçiyorum. Bu şu demek, ben sadece Türkiye'nin dışındaki hiçbir bilgiye ulaşamam demektir. Ulaşmak istemiyorum demektir. Hı hı. Yani. Ulaşmak istemiyorum demektir. Yani ben Türkiye içindeki bilgilere ulaşmak istiyorum demektir. Ya da ben aile paketini seçiyorsam, ben Türkiye içinde ama sadece ABC. Peki bu ABC ya da ben ailemi korumak istiyorum dediğinde, devlet ABC gazetesini okumanı uygun görüyorum. İşte şu medyayı okumanı uygun görmüyorum, bu medyayı okumanı uygun görüyorum demektir. Mesela zaten bunu konuşuyoruz. Evet. Bilgi ulaşmak istediğiniz bilginin devlet eliyle azaltılmasından bahsediyorum. Hali hazırda zaten şu anda da 60 bin site şu anda yasaklı Türkiye'de. Evet. Bunun sayısı ya da detayları çok fazla açıklanmıyor ama 60 bin sitenin yasaklı olduğunu biliyoruz. 12 bin alan adı da yasak. Bu zaten 60 bin siteye tekabül ediyor. Bir yasaklar silsilesi altında biz bu interneti kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi şuna da bakmak lazım, ama yani 60 bin site rakamı aslında çok büyük bir rakam değildir. Yani neticede milyar rakamını konuştuğumuzda alan adı olarak 60 bin tane hiçbir şey değildir. Bu 60 bin tanenin yasaklanmasının arkasında yatan gerekçe değildir. Şu an 5651 sayılı internet yolu işlemcilerinin, evet, engellenmesine dair kanun
özellikle Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı'na doğrudan müsteşenlik ve çocukların cinsel istismarına yönelik yayın yapan siteleri engelleme hakkı veriyor ki doğrudur. Bunun gibi bizde Atatürk aleyhine yapılan yayınların engellemesi ya da terör suçlarımız var, propagandası var, internet üzerinden. Her ülkenin belli hassasiyetleri var. Kuşkusuz. Bomba yapmayı da öğreniyorsunuz tabii evet. ki ve Türkiye'de kumar oynamak internet üzerinden yasak. Tabii ki elbette ki böyle bir yasaktan daha normal bir şey yok. İlla ki bunun TİB'in yapması da gerekmiyor. TİB bunu bir an evvel mahkemeden karar çıkıncaya kadar idari olarak engellemeye hızlı bir şey. Resen engelleyebiliyor. Evet. Netice itibariyle bütün yasak demeyelim de engelleri bağımsız yargı, tarafsız ve bağımsız olması gereken yargı ile alıyoruz. Şimdi bakın bu 60 bin dediniz. Ben bir örnek vereyim size. Telif hakları benim direkt konumla ilgili. 5 bin tane internet sitesi kapatıldı. MÜYAP'ın büyük çabaları oldu orada ve bu internette işte izinsiz müzik yayını yapılıyor diye mahkemelere müracaatla hemen doğrudan çok ciddi kapatmalar yapıldı. 5000 sayısı çok az bir sayı değil. Çok ciddi bir sayı bu. Evet. Telif hakları müzik açısından konuştuğunda çok ciddi bir rakam. Çok çok, çok şeydir. Ama 60 bin bir anda 55 bine düştü işte. Evet. Şimdi yani ne oluyor? Olan biraz önce ifade ettiğim gibi bir menfaat çatışması var. Yani ben telif hakkı sahibiyim. Hakkıma saygı duyulmasını ve bu hakkımın korunmasını istiyorum. Diğer taraftan da kullanıcı ondan sonra erişmek istiyor. Ya o da diyor ki ben diyor müziğe erişim benim serbest olmalı. Güzel de parasını ödeyerek buna serbest olur. Ne oldu? Regüle etmiş oldunuz. Yani bir şekilde regülasyona ihtiyaç var. Bu sansür müdür? Buna da sansür diyen var. Yani nereye kadar? Hakikaten o sınırları iyi belirlemek gerekiyor. O sınırları iyi belirlemek lazım. Zaten 22 Ağustos tarihine kadar bunu çokça tartışacağı benziyoruz daha. Evet. Çok az